Kahve. Kahvenizi evde kendiniz hazırlasanız bile gerçek anlamda kahve içmiyor olabilirsiniz. Dışarıdan tahıl biçiminde alıp evde kendiniz içime hazır hale getiriyorsanız dahi kahvenizin saflığı oldukça şüpheli. Aldığınız şey arpa, buğday ve hatta ince dal parçalarının kahve çekirdekleriyle karıştırılmış hali dahi olabilir. Çünkü bu şekilde piyasaya sürülen kahvenin maliyeti üreticiler için saf kahve çekirdeği satmaktan çok daha düşük. Eğer içtiğiniz kahvenin saflığından emin olmak istiyorsanız en güvenilir yol kendi kahve çekirdeklerinizi üretmeniz. Tabii ki bu çok zor bir şey. Yine de içinizi rahatlatalım. Dışarıda kahve içmeden duramıyorsanız ve büyük kahve zincirlerini tercih ediyorsanız saf kahve içebilme oranınız daha yüksek. Büyük kahve zincirleri genellikle %100 kahve içeriği olan kahveleri kullanıyorlar. Parmesan peyniri. Eğer İtalyan yemeklerini seviyorsanız ve spagetti, köfte ya da lazanya favoriniz arasındaysa peyniri saf halde alıp kendiniz hazırlasanız çok daha iyi olabilir. Çünkü marketlerden aldığınız konteynerler içerisinde muhafaza edilen ve size parçalanarak satılan parmesanlar düşündüğünüz kadar saf ve gerçek peynirler değil. Gıda ve İlaç İdaresi tarafından ortaya koyulan bir çalışmaya göre parmesanlar genellikle daha ucuz peynir türleriyle karıştırılarak satılıyor. Hatta bazı markaların ürünleri incelendiğinde peynirin içinde odun talaşına bile rastlandı. Eğer gerçek otantik İtalyan peyniri istiyorsanız marketten konteynerler içinde satılan peynirlerden kaçınmalısınız. Tatları güzel olabilir ama kesinlikle mükemmel değiller. Ve ne aldığınızı gerçekten merak ediyorsanız peynir üzerindeki etiketleri okumanıza da kesinlikle fayda var. Pek çoğunun içindekiler kısmında parmesan bile yazmadığını göreceksiniz. Gerçek ve saf parmesan tüketmek istiyorsanız peyniri kalıp olarak almalı ve mutlaka içindekiler kısmını da kontrol etmelisiniz. Meyve suları. Satın aldığınız nar suyunun şişesinin üzerinde nar suyu yazsa da gerçekler ne yazık ki bundan farklı. Pek çok üretici meyve suyu üretirken maliyeti düşürmek ve kazancı artırmak amacıyla asıl meyveleri elma gibi daha ucuz olanlarla karıştırıyor. Eğer saf meyve suyu alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız şişelerin üzerindeki etiketleri okumanızda fayda var. Eğer tercih ettiğiniz marka etiketinde meyve suyunun içerdiği bileşenler hakkında ayrıntılı bilgi vermiyorsa belki de başka bir marka tercih etmelisiniz. Bu ödeyeceğiniz miktarı biraz arttırabilir ama en azından size gerçekten içmek istediğiniz saf meyve suyunu tüketme şansı verir. Bal. Bazı sebepler dolayısıyla Gıda ve İlaç İdaresi bal üretim ve tüketimini düzenlemiyor. Bal adı altında piyasaya sürülen ürünlerin içerisinde ne olduğu ya da ne olmadığı ile ilgili bir düzenleme söz konusu değil. Pek çok büyük şirketin balı yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubuyla karıştırdığı bilinen bir gerçek. Bu, bir şişe bal elde etmek için harcanan tutarı oldukça aşağılara çekiyor. Bilinçli bir tüketici olmak bu konuda da işimize yarıyor. Diğer ürünleri satın alırken yapmanız gerektiği gibi bal satın alırken de içerisindekiler kısmını okumakta fayda var. Aldığınız balın saflığından ve doğallığından ancak bu şekilde emin olabilirsiniz. Saf balın tadı çok daha lezzetli ve diğer yan ürünlerle desteklenen katkı maddeli ballara göre çok daha sağlıklı. Jamaika pirinci. Listemizde bulunan sahte gıda maddelerinin hepsini olmasa da bir kısmını gün içerisinde bir şekilde tüketiyoruz. Ama bu kesinlikle listedeki en tehlikeli ve en rahatsız edici şey. Jamaika pirinci ismini pek duymasak da oldukça yaygın olarak kullanılan bir gıda maddesi. Trinidad ve Tobago adaları Hindistan, Çin, Türkiye, Vietnam, Tayland, Gine, Suriname ve Amerika gibi pek çok ülkeye çeşitli yollarla sevki yapılıyor. Ürünün çok az bir kısmı gerçek pirinç, geri kalanı ise plastik. Jamaika pirinci ile ilgili gerçek, üretim fabrikasında çalışanların plastik şeritleri pirincin içine karıştırmak için hazırlarken çekilmiş videolarının internete yüklenip viral olmasıyla ortaya çıktı. Jamaika gümrük yetkilileri videonun ortaya çıkmasından sonra tüm ürünlerin paketlendiği ve sevk edildiği, bu yüzden plastik maddeleri pirinçten ayırmak için bir şey yapmanın çok zor olduğuna dair açıklamalar yaptılar. Bu girişimler sonucunda endişelerin artması üzerine Gıda Depolama ve Araştırma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda pirince plastik ekleyen şirketlerin bulunması ve kapatılması planlanıyor.
sahte pirinçlerin gerçek pirinçler gibi görünmesi ve kopması ürünleri gerçeğinden ayırmayı zorlaştırıyor. Sahte ürünlere gerçek ürün kokusuysa bir çeşit spreyle veriliyor. Sahte pirinç üretimi yapan fabrikanın en kısa sürede tespit edilmesi ve kapatılması gerekiyor. Çünkü durum insan sağlığı açısından son derece tehlikeli. Plastik pirinç tüketimi zehirlenmeleri yol açabiliyor. Pirinç satın alırken etiketleri okumanızda ve hatta şirketi internette araştırıp konuyla bağlantısı olup olmadığını test etmenizde fayda var.